She smiled a little. Yani yani küçük bir gülümseme yapmış and looked into his eyes. Sonra onun gözlerinin içerisine bakmış. Suddenly Robert's face became red. Aniden Robert'in yüzü kırmızılaşmış. A few minutes later, birkaç dakika sonra she left him. O ondan ayrılmış and went to her flat. Sonra yani dairesine gitmiş. Yani kendi dairesine çekilmiş. The sunny weather continued. Yani bu güneşli günler devam etmiş arkadaşlar. Yani hava hep güneşliymiş anlamında. Yani bu güneşli günler devam etmiş. Evet. It was now July. Artık Temmuz'muş arkadaşlar. Evet. Every afternoon, her öğleden sonra Pauline sunbathed in the small courtyard. Yani her öğleden sonra Pauline denilen kişi arkadaşlar, yani güneş banyosu yapmak için in the small courtyard. Evet. Yani bu küçük bahçenin içerisinde güneş banyosunu yapmış diye çeviriyorum. Şöyle gelelim. And sis lie on the roof above. O sırada da sis arkadaşlar demek ki çatıda mesela uzanmış. Evet. Roof above the stables listening. Yani sis denilen kişi demek ki ahırın çatısına çıkmış, uzanmış ve dinlemeye başlamış. Evet. But the sound of Pauline's voice didn't come up the pipe again. Fakat bu Pauline'in sesi arkadaşlar, Pauline'in bakın sound of the Pauline's voice, yani Pauline'in sesi yani tekrar bu borulardan çıkıp gelmemiş diye belirtiyorum. Evet. After dinner in the evenings, yani akşamları akşam yemeğinden sonra sis waited in the garden. Sis bahçede beklemiş. Şöyle bakalım. She saw the light going in her aunt's bedroom. O sırada arkadaşlar yani halasının yatak odasının mesela ışıklarının yandığını görmüş. Evet. Şöyle bakalım. Sonrasında she saw the lights go out in the drawing room. Sonrasında yani bu çalışma odasının ışıklarının kapandığını mesela görmüş arkadaşlar. She waited. O sırada beklemiş. But Robert didn't come into the garden. Fakat Robert bahçeye inmemiş, gelmemiş. Then one night, sonra bir gece he came out, dışarıya çıkmış and walked ve yürümüş. Towards her, ona karşı yürümüş. She stood up, sis ayağa kalkmış and walked slowly over the grass to him. Sonra yumuşak bir şekilde çimlerin üzerinden ona doğru yürümüş. Şöyle bakalım. Robert fısıldayarak don't speak, konuşma diye söylemiş. They stood together, birlikte kalmışlar, looking up at the stars in the dark sky. Yani birlikte bulunarak arkadaşlar, yani birlikte ayakta durarak, yani gökyüzündeki o karanlık gökyüzündeki yıldızlara bakmışlar. Şöyle gelelim arkadaşlar. Sonra Robert söylemiş, ne demiş bakalım. Demiş ki, how can I ask you to love me? Yani senden beni sevmemi nasıl isteyebilirim? How can I ask you to love me? Yani ben senden beni sevmemi nasıl isteyebilirim diye söylemiş arkadaşlar. And how can I marry? Ve nasıl evlenebilirim seninle? I haven't made much money. Yani çok fazla para biriktirmedim. And I can't ask my mother for money. Ve annem ve bunun için annemden para isteyemem. Bakın. And I can't ask my mother for money. Yani ben annemden para da isteyemem diye söylemiş. Şöyle bakalım. Sis ne demiş? Don't worry about marrying yet. O zaman henüz evlilik hakkında endişelenmene gerek yok diye söylemiş. But do love me a little. Fakat beni biraz sev diye söylemiş. O sırada Robert gave a short laugh. Yani Robert böyle bir gülümseme yapmış arkadaşlar. Yani bir gülmüş. Şöyle demiş ki arkadaşlar. It is hard to begin, he said. Yani başlamak çok zor diye söylemiş. Yani sevmeye başlamak çok zor diye söylemiş.
Şöyle bakalım ne yapıyorlar. They sat down and he held her hand. Sonra oturmuşlar arkadaşlar. Yani Robert, yani he onun elini tutmuş. At last, en sonunda she said good night. Stood up and went indoors. Yani kız iyi geceler demiş, ayağa kalkmış ve içeriye girmiş. Evet, bakalım arkadaşlar. The next day, bir sonraki gün, sis lie on the roof sunbathing. Yani sis tekrar çatıda güneşlenmek için uzanmış arkadaşlar. Evet. Suddenly she heard her own voice from the hole in the little gutter. Aniden yani bu sis denilen kişi halasının sesinin tekrar bu yağmur borusunun deliğinden geldiğini duymuş. Evet. First Pauline spoke in Italian. İlk önce Pauline İtalyanca konuşmuş. Then she spoke in English. Sonra İngilizce konuşmuş. Bakalım ne demiş. No Robert dear. Tatlım Robert hayır. Demiş Pauline's. Yani Pauline'in sesi. You will never be the same kind of man as your father. Yani sen baban gibi. Bakın you will never be the same kind of man as your father. Yani sen hiçbir zaman yani baban gibi bir adam olamazsın diye çeviriyorum. But you look like him. Fakat sen ona benziyorsun. Mauro was a wonderful lover. Mauro iyi bir sevgiliydi. Mauro, how you loved me. Sen beni nasıl sevmiştin diye çeviriyorum arkadaşlar. The voice stopped speaking. Sonra bu ses konuşmayı bıraktı. Sis realized that her aunt had a secret. Sis yani halasının bir sırrının olduğunu öğrendi. Pauline's husband Ronald had not been Robert's father. Demek ki Pauline'in babası olan, yani özür dilerim, Pauline'in kocası olan Ronald, yani Robert'in gerçek babası değilmiş. Robert's father had been an Italian man. Kolek Mauro. Demek ki Robert'in babası İtalyan bir adam olan Mauro'ymuş diye çeviriyorum. Sonra Pauline'in sesi tekrar gelmiş arkadaşlar. Konuşmaya devam etmiş. I am disappointed with you, Robert. Yani Robert, yani seninle bir hayal kırıklığı yaşadım diye çeviriyorum. Evet bakayım. Şöyle gelelim. Your father was a priest. Senin baban bir papaz. But he was the best lover in the world. Fakat kendisi bu dünyadaki en iyi sevgiliydi diye çeviriyorum. You are like a cold fish. Fakat sen böyle yani soğuk bir balık gibisin diye çeviriyorum. Şöyle gelelim. And sis is like a cat who is trying to catch you. Ve sis denilen bu kız yani seni yakalamaya çalışan bir kedi gibidir diye ana çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım. She suddenly put her mouth near the hole in the rain pipe and spoke. Sonra sis aniden hemen ağzını yukarıdaki o yağmur borusunun deliğine yaklaştırarak arkadaşlar konuşmaya başlamış. Şöyle. Leave Robert alone. Robert'i yalnız bırak diye söylemiş. Yine deep voice, böyle derin bir sesle. Don't kill him too. Onu da öldürme diye söylemiş. There was a silence. O sırada bir sessizlik olmuş. The hot afternoon sun shone on the flat roof of the stables. Ve yani the hot afternoon sun, yani bu öğleden sonra güneşinin, yani öğleden sonraki güneşin sıcaklığı, yani ışınları arkadaşlar bu ahırın çatısının yani yüzeyine böyle vurmuş, yani sıcak etmiş. Sis listened, dinlemiş. With her heart beating quickly, yani böyle kalbi hızlı bir şekilde atarak yani dinlemeye çekilmiş, yani dinlemiş hani ne oluyor diye. At last, en sonunda she heard her own Pauline whisper the words. Sonra aniden halasının
halasının böyle fısıldayarak meydana çıkarmış olduğu kelimelerden oluşan cümleyi duymuş. İşte bu cümle, bakın, "Did someone speak?" Birisi mi konuştu diye çeviriyorum. "She spoke again into the hole of the lead cutter." Siz tekrar bu yağmur deliğinden, yani yağmur borusundan tekrar konuşmuş arkadaşlar. Şöyle bakalım ne demiş. "You killed me," she said in a deep terrible voice. Böyle korkunç ve dipten gelen bir sesle, "Siz you killed me." Beni öldürdün. "Don't kill Robert'u." Robert'u da öldürme. Yani Robert'u da öldürme diye söylemiş. "Ah," said Pauline, giving a little cry. Yani böyle bir çığlık atarak, küçük bir çığlık atarak, "Ah, öyle mi?" diye söylemiş. "Who is speaking?" Kim konuşuyor diye söylemiş arkadaşlar. Evet. "Henry," said sis in the same deep voice. Tekrar aynı derinden gelen sese sis konuşmasına devam etmiş ve demiş ki, "Henry." Evet. There was silence again. Sonra tekrar böyle bir sessizlik olmuş. Sonra Pauline, bakalım ne demiş arkadaşlar. "I didn't kill you, Henry," said Pauline. "Pauline, ben seni öldürmedim, Henry," demiş. "No, no, hayır, hayır, Henry. It wasn't my fault." Bu benim suçum değil. "I loved you." Seni çok, yani seni seviyordum. My dearest boy, sen benim yani sevgili oğlumdun. "I only want to help you." Sadece sana yardım etmek istemiştim. Yani sadece sana yardım etmek istemiştim diye çeviriyorum. "Sis," said in a deep voice. Tekrar mesela sis denilen kişi arkadaşlar böyle derinden bir sesle, "You killed me." Sen beni öldürdün. Böyle devam ediyor. "Now let Robert leave." Robert'in yaşamasına izin ver. "Let him go." Gitmesine izin ver. "Let him marry." Evlenmesine izin ver diye söylüyor arkadaşlar. "Henry," said Pauline. Pauline o sırada demiş ki, "Henry, are you a ghost?" Sen bir hayalet misin? Şöyle bakalım. "Have you come to punish me for your death?" Yani ölümün için gelip beni, yani beni cezalandıracak mısın? Yani beni cezalandırmak için mi geldin? Bakın, "Have you come to punish me for your death?" Yani ölümün için. Evet, senin ölümün için, yani beni cezalandırmak için mi geldin diye söylüyor. Değerli arkadaşlar, burada bakın yüksek sese. "Yes, I have come to punish you." Evet, seni cezalandırmak için geldim diye yüksek sese söylemiş. Yani Chris in a terrible frightening voice. Demek ki Chris, yani siz, yani korkunç ve yani böyle korkmuş bir sesle söylemiş arkadaşlar bunları. Değerli arkadaşlar, burada son veriyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim.